Tuncer Akoral, yani bizim bildiğimiz adıyla Tunç Oral. O doğduğunda takvimler 15 Mart 1938'i gösteriyordu. İstanbul'da doğan sanatçı eğitimini Gazetecilik Enstitüsü'nde tamamladı. Oldukça yakışıklı, karizmatik bir gençti. 1964 yılında Ses Dergisi'nin açtığı sinema artisti yarışmasına katıldı. Bu yarışmada binlerce kişinin arasından birinci seçilmeyi başardı. Yarışmayı kazananlarla film anlaşmaları yapılması şartı vardı. Tunç Oral aynı yıl filmlerde boy göstermeye başladı. 1964 senesinde Beş Şeker Kız, Gurbet Kuşları, On Korkusuz Adam, İstanbul Sokaklarında ve İstanbul Kızları gibi filmlerde oynadı. Kısa sürede kendini kanıtlamayı başardı. Sonrasında Horasan'dan Gelen Bahadır, Horasan'ın Üç Atlısı, Kara Kedi, Sokakta Kan Vardı, Cesur Kardeşler, El Kızı, Ferhat ile Şirin, Gavur Dağın Eşkıyası, Kır Atlı Efe, Kibar Haydut gibi filmlerde oynadı. 1972 senesine kadar aralıksız olarak filmlerde oynamaya devam eden sanatçı, o yıl Korkusuz Beşler ve Elveda Meyhaneci gibi filmler için kamera karşısına geçti. Ancak Tunç Oral kariyerinden hiç memnun değildi. Öyle ki oyunculuk hayatının 4. yılında Ses Dergisi'ne verdiği röportaj bunu kanıtlar nitelikteydi. O röportaj tozlumagazin.net'e şöyle aktarılmıştı. "Tam 4 yıldır bu mücadelenin içindeyim. Ne verdi sinema bana bugüne kadar? Ün mü? Modalı Tony Tunç olduğum günler bütün Kadıköy tanırdı beni. Şan şöhret hastası olmayan bir adam için bu kadar ün yeterdi artar bile. Halter şampiyonluklarımın, vücut güzeli müsabakalarının getirdiği şöhreti saymıyorum bile. Para mı? Bu dünyada paranın ne kıymeti var? Tam 4 yıldır hiç kimseye hiçbir şeye itiraz etmeden bekledim. Her yapılan teklife belki bu filmle şansım açılır, belki bu rol hayatımın dönüm noktası olur düşüncesiyle olur dedim. Böylece 4 yıl hiç değeri olmayan rollerin harcanan adamı oldum. Ama artık yeter, sabrım taştı. İnsan hayatında 4 yıl çok uzun bir süredir. Artık bundan sonraki parolam şu, hep başrol. Ya olur ya olmaz. Çok sevdiğim, çok şeyler umarak geldiğim sinemada kalır. Türk sinemasına bütün kalbim, bütün mevcutiyetimle faydalı olmaya çalışırım. Olmadı mı? Sinemayı bırakırım. Ama şunu da söyleyeyim, içim sızlaya sızlaya. Siz hiç açlıktan ölen kimse gördünüz mü? Kaldı ki gül gibi lisanım var elimde. Yine tercümanlık yapar, o rahat hayatıma kavuşurum. Bütün ızdıraplarına rağmen bu mesleği çok seviyorum. 4 yıl beklemem de bu sevgimi ispat etmiyor mu? Zaten iki dayanağım var. Biri sinemaya olan sevgim, diğeri ise kendime olan güvenim. Bu filmde başrol oynuyorum. Bir ay önce Yıldız Tezcan'la da başka bir filmin başrolünü paylaştım. Önümde yapılmış 3 mukavele var. 3'ü de başrol. Filmler piyasaya çıksın, koyunun ak mı kara mı olduğu belli olacak. Sonrasında oyunculuğa ara veren Tunç Oral, 1984'te Parkta Bir Sonbahar Günüydü adlı dizi için yeniden kamera karşısına geçti. Ama devamı gelmedi. Bu arada yapımcılık denemeleri de olan sanatçı Ecel Teri ve Kanlı Aşk filmlerinin yapımcılığını üstlendi. Usta oyuncu ilk evliliğini 1970 senesinde oyuncu Sezer Güvenirgil ile yaşadı. Ancak bu evlilik çok da uzun sürmedi. Oldukça çalkantılı bir aşkları vardı. Tunç Oral ikinci evliliğini 1977 senesinde Nefise Nurten Akoral'la yaşadı. Bu evlilik 2007 yılında eşi vefat edene kadar devam etti. Eşinin ölümü ise çok acı bir şekilde olmuştu. O günlerde haber gazetelere şöyle yansımıştı. Milas'ın Meşelik Köyü yakınlarında çıkan yangının evine yaklaştığını fark eden Nefise Nurten Akoral, evinde beslediği çok sayıdaki kedi ve köpeği kurtarmak istedi. Ancak Akoral elbisesinin tutuşması sonucunda ağır yaralandı. 112 acil servis ambulansıyla hastaneye sevk edilen Akoral, yoğun bakım servisinde tedavi altına alındı. Tüm müdahalelere rağmen akşam saatlerinde hayatını kaybetti. Eşini kaybetmenin üzüntüsünü yaşayan sanatçı Tunç Oral, evliliklerinin 30 seneyi doldurduğunu belirterek, "Olacak şey değil, böyle bir felaket dünyada görülmemiştir. Allah gani gani rahmet eylesin. Eşim çok fedakar biriydi. Allah onu yaptıklarıyla cennete gönderdi. Hayvanlara öyle bir yardımlar yaptı ki anlatmam mümkün değil," demişti. Uzun yıllar ekranlardan uzak duran Tunç Oral, son yıllarda Öyle Bir Geçer Zaman Ki adlı televizyon dizisi ve Halam Geldi adlı sinema filminde oynamıştı. Yeşilçam'dan bir yıldız daha kaydı. 84 yaşında hayata gözlerini yuman usta oyuncunun
Vefat haberini ise ses sanatçısı Onur Akay duyurdu. Akay paylaşımında Türk sinemasına sessiz bir veda daha dedi ve 22 Eylül 2022 Perşembe günü vefat eden Tunç Oral'ın saat 12'de Antalya Turubeli Camii'nden kılınacak cenaze namazının ardından Turubeli mezarlığına defnedileceğini söyledi. Acısıyla tatlısıyla bir Tunç Oral geçti Yeşilçam'dan. İyi ki de geçti.